Çünkü adil olmamız lazım. Terör örgütü terör örgütüdür. Yani FETÖ en büyük ihaneti yapmadı mı bu ülkeye? 15 Temmuz'u yaşattı bu ülkeye. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. İşte o kadar şehit verdik, bir sürü gazimiz var. Ondan sonra tabii milletin silahını milletin üzerine doğrulttu. Evet. Büyük bir terör örgütüdür. Lanetliyoruz hepimiz. Şimdi bu tarafta yapılana niye yapıldı demiyorum. Bu tarafta yapılan genel başkanımız ifade etmiş. Doğrudur, biz de katılıyoruz demiş. Ama o zaman bu tarafta olanı niye yapmıyoruz? Şu andaki bakın SPK başkanı değerli arkadaşlar. Yanlış olsun 15 veya 16 yıl Bankasya'da çalışmış. İlk orada işe başlamış. Ondan sonra genel müdür yardımcılığına kadar gelmiş. 16 yıl çalışmış bir arkadaş. Bakın FETÖ'cüdür falan filan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir arkadaş, bir kişi oranın en üst kademesine kadar geliyor. 16 yıl çalışıyor. FETÖ'yle hiçbir iltisakı olmuyor günün sonunda. Ama işte Bankasya'ya para yatıran birisi FETÖ'den dolayı bu ülkede ihraç ediliyor. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Ben bunu anlayamıyorum. Ve öbür tarafta şimdi Sayın Nebati'nin bunlarla fotoğrafı çıkmadı mı? Bir sürü şu anda AK Parti milletvekillerinin fotoğrafları yok mu? Parsel parsel. 17-25'ten sonra dahi. Bak 17 isim vermeyeceğim. Onu gazeteci sizsiniz, arayın bulun. 17-25'ten sonra dahi. Şu anda AK Parti'de çok üst düzey olan birisinin Fethullah Gülen'e övgülerini bilmiyor muyuz? Cemaati övüyor, diyor ki cemaati birileri sızdı diyor. Benim çocuklarım da orada okudu diyor. Fezleke gelmesi gerekir mi? Gelmesi lazım tabii. O zaman milletin vicdanı rahatlar. Neden konuşuyor? Kardeşini diyor. Şimdi benim kardeşim diyelim ki FETÖ ile iltisakı olmuş diye beni ihraç ediyorsun. Beni işimden gücümden ediyorsun. Ama öbür tarafta en büyük darbecinin kardeşini gidiyorsun büyükelçi yapıyorsun. Şimdi burada mı? Tamam, suçta şahsilik vardır. Ama niye bu tarafa gelince garibanda niye şahsilik yok? Yani ailesinden, dıdısının dıdısından birisi efendim FETÖ ile bir irtibatı olmuş diye illaki irtibatı FETÖ'cülük anlamına da gelmez. Ya bu milleti FETÖ'nün kucağına kim itti arkadaşlar? Sen yurt yapmazsan, sen milletin alım gücünü düşürürsen, ondan sonra üniversiteye gittiğinde okulun kayıt masası burada, hemen bunun yanına Fethullahçıların efendim yurt kayıt masasını koydurursan, adam geldi çoğu zaman resmi bir şey zannetti ya, yani bunun bir parçası zannetti. Oraya, burada çocuğunu kaydettirdi okula, buraya geldi, burada yurda kaydettirdi. Bu kadar imkan verip efendim işte o yapının içerisinde olanlara ihale verirsen, bilmem ne yaparsan, o yapının içerisinde olan bürokratlar patır patır yükselirse herkesin o tarafa doğru iteceksin. Ondan sonra çıkacaksın. Üst düzeylerine hiçbir şey demeyeceksin. Alt tarafta gariban, yeri olmadığı için, parası olmadığı için onlarla bir şekilde irtibat kurmuş olanların hepsini de ben devletten FETÖ'cü temizliyorum diye atacaksın. Hak mıdır bu ya? Öyle şey olur mu? Millet bunu soruyor. Bakmayın şimdi bir kısım insanlar belki korkusundan konuşamıyor. Ama millet bunu soruyor. Böyle bir şey olmaz. Madem öyle bir şey yapıyorsun, o zaman aynı şekilde burada üst düzey olan, üst düzey olanların hepsi ya yurt dışına çıktı, evet, ya da AK Parti'nin içerisinde siyasete devam ediyor, ya da parasını pulunu verdi, aklandı. Kenara çekildi. Kenara çekildi.